Mart ayında çıkacak oyunlardan benim radarıma takılanları paylaşacağım. Listeyi yaparken de oyunların çıkış tarihine göre sıraladım. İlk olarak Alone in the Dark ile başlayacağız. İlk gösterildiğinde oldukça konuşulan Alone in the Dark 20 Mart'ta oyuncuyla buluşuyor. Geliştiriciler Alone in the Dark'ın ilk oyununa bir aşk mektubu niteliğinde olacağını söylüyor. Psikolojik, korku ve hayatta kalma temalarıyla gotik bir atmosferde oyuncuya sunulacak. Güney Amerika'nın gotik havasında geçen oyunda çevreyi keşfetmek, yaratık ağlamak ve puzzle'ları çözmek oyunun vaat ettikleri arasında. Ayrıca oyunun kahramanları olarak Hollywood yıldızlarından Edward Carnby ve Emily Hartwood'u da göreceğiz. Oyunun tadını çıkarmak için herhangi bir ön bilgiye gerek olmadığı ancak ilk oyunu oynayanların nostaljik ayrıntıları fark edeceği de belirtildi. Xbox'ta 60 dolardan ön siparişe açılan oyunun Steam fiyatı halen belli değil. İlk oyunu 2017'de çıkan Horizon serisinin ikinci oyunu 2 yıl aradan sonra bilgisayara çıkıyor. Bu seriyi benim oynama fırsatım olmadı ancak birçok kişinin beğenerek oynadığını biliyorum. Robot sürüsünün yol açtığı yok olma evresinden sonra Batı Amerika'nın post apokaliptik bir zamanında geçiyor. Açık bir dünyada geçen oyunda birçok farklı atmosferde bulunuyor. Geliştirilmesine 212 milyon dolar harcanan Horizon Forbidden West'in bilgisayar portu acaba nasıl olacak? Ayrıca oyunun 60 dolarlık bir fiyat etiketi de bulunuyor. Capcom'dan 2012 yılında çıkan Dragon's Dogma'nın devamı niteliğinde olacak olan Dragon's Dogma 2 geliyor. İlk oyuna olan ilgi ve Capcom'a olan güvenden dolayı Dragon's Dogma 2'yi birçok kişi heyecanlı bir şekilde bekliyor. Bir aksiyon rol yapma oyunu olan Dragon's Dogma 2'de kahramanımızı TPS açısıyla yöneteceğiz. İki krallığın arasındaki savaşta ortada kalan kahramanımızla dünyayı keşfederken görevleri yapacağız ve yaratık avlayacağız. Dragon's Dogma 2 ise 50 dolarlık etiketli ön siparişe açılmış durumda. Bir süredir videolarını görerek ekrana ekmek bandığımız oyun sonunda çıkıyor. Peki çıkıyor da bize mi çıkıyor? Tabii ki hayır. Çünkü oyunun erken erişim fiyatı PlayStation'da tam olarak 2000 lira. Devam. Faster Than Light seven ve yıllardır muadilini arayan oyuncuların imdadına Breach ve yetişecek gibi görünüyor. Tema olarak Faster Than Light ile çok benzer olan oyun farklı mekanikler ve modern bir grafik tarzıyla geliyor. Bilim kurgu ve roguelike türünde olacak olan oyunu fiyatı henüz belli değil. Ancak demosunu şu an indirip deneyebilirsiniz. İlk oyunuyla muhteşem bir başarıya ulaşan Prison Architect'in ikinci oyunu sonunda çıkıyor. 3 boyutlu bir dünyada kendi hapishanenizi yapabilecek ve yönetebileceksiniz. Ayrıntısı bol olan strateji ve simülasyon oyunlarını sevenleri kaçırmaması gereken bir oyun. Şu an 24 dolar fiyatıyla ön siparişe açılmış durumda. Açık dünya ve uzay temalı oyunları sevenlerin şans verebileceğini düşündüğüm bir oyun var sırada. Outcast: A New Beginning. Bu oyunu aksiyon macera oyunu olarak tanımlayabiliriz. Adelpha isimli bir gezegende istilacı robot uzaylılara karşı yerel halkı destekleyeceğimiz, aksiyon dolu savaşlarının olacağı bir oyuna benziyor. 22 dolarlık fiyatıyla da şu an ön siparişte. Şahsen bu listedeki oyunların hepsini bekliyorum. Ancak almak istediğim 2 oyun var. Breachway ve Outcast. Sizin beklediğiniz oyunlar varsa veya benim listeye koymadığım, gözden kaçırdığım oyun varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Abone olabilirseniz de çok sevinirim. Bay bay.